Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Mikro Orijinal Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında açıkenar bağıntıları konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 3 ve 4 sayıları verilmiş. X'in kaç farklı değeri vardır diye soruluyor. Ama yukarıdaki üçgen niye verilmiş? Bak iç açı ortaylar arasında. Burada kaç? 90 artı A açısı bölü 2 diyeyim. Zaten ekstra bilgiler verilince genişlik ya da darlık işimize yarayacaktı büyük ihtimalle. Bak burası ne oldu? Geniş açı oldu. Şimdi senin üçgenin şu şekilde. X'in şu şekilde daha doğrusu. Hocam 90 olsaydı 3, 4, 5 olacaktı ama 90'dan büyük olduğu için 5'ten büyük olacak. Alt sınır 5 oldu. 5'ten büyük olacağı için. Üst sınır da toplamlarından dolayı 7 mi oluyor? Evet. Bizden kaç tane değer alabilir diye soruluyor. Sadece alt değerini alır, yani bir tane değer alır. Yani birinci soru açay oldu. Geldik ikinci soruya. 10 verilmiş, 12 verilmiş, bir de eşitlik verilmiş. Eşitliğin mantığını kullanmak lazım. Nasıl kullanacağız? Hocam hop orta taban çizerek ister buraya ister buraya istediğin yere çiz. 2 bilmeyene genelde girmemeye çalışırız. Orta tabanı çizdik. 6 6 oldu. Hocam bu orta tabansa paralel bunlar. 10'sa burası da 5 mi oldu? Evet. Şuradaki üçgende üçgen eşitliği x toplamlarıyla farkları arasında, yani 1 ile kaç arasında olacak? 11 arasında olacak. Bizden kaç farklı tavsiye değer alınır diye soruluyor. 11'den 1 çıkart, bir de 1 çıkart. Yani 9 tane değer alır. Evet, ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Şimdi 45'ten küçük demiş ACB açısına. Hemen şuradaki açı 45 derece gibi kabul etsek. Ne yaparsın? Çekersin dikini. 90'ın karşısı 12 kökü ise 45-45-90 üçgeninde bunlar 12-12 olur. Tamam 17 ise burası 5 olur. 5-12 ise burası ne olacaktır? 13 olacaktır. Yalnız dikkat. Burası 45 iken burası 13 oldu. 45'ten küçükse eğer burası da 13'ten küçük mü olacak? Evet. Hocam alt sınır lazım. Lazım değilmiş. Çünkü en büyük tavsiye değeri isteniyor. X 13'ten küçükse en büyük değeri ne olacaktır? 12 olacaktır. Yani cevap Edremit. Geldik 4'e. Evet, verilenlere göre AP uzunluğunun en büyük ve en küçük değeri. Arkadaşlarım şuradaki AP'nin en küçük değeri şu dik olan uzaklık değil midir? Evet. Ne üçgeni? 15-20-25 üçgeni burası. Sonra alandan gidebilirdik. İşte 15 çarpı 20 bölü 2, H çarpı 25 bölü 2, taban çarpı 100 bölü 2. Oradan gidebiliriz. Ya da bence hissedersiniz ya, böyle şey var. 15 varsa hipotenüste büyük ihtimal hocam 9-12-15. Bu da 12-20 ise 12-16-20 üçgeni. Tamam, tuttu, bu tuttu. Ya da dediğim gibi 15 çarpı 20 bölü 2 üçgenin alanı, hem de 25 çarpı H bölü 2 de neyin alanı? Bunun alanı. H'ı da böylelikle 12 bulabiliriz arkadaşlar. Evet, en küçük değer ne çıktı? 12 çıktı. En büyük değer de ne olacaktır arkadaşlar? Şu şekilde ben sola gittiğimde de kenarı daha da büyütüyorum. Sağa gittiğimde de kenara en çok büyütüyorum. En çok sağda oluyor bakın. Solda ve 15 oluyor. Sağda da 20 oluyor. C elemanı mı? Elemanı. Eleman olmasaydı 19 olacaktı. Dikkat et. O zaman bizim aralığımız, yani şu AP uzunluğu neyle ne arasında olacak arkadaşlar? 12 ile 20 arasında olacak. En küçük değer 12, en büyük değer 20. Hatta bu 12 değerini de alabilir, 20 değerini de alabilir. O zaman ne diyor? En büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? En büyük değeri en küçük değerinden kaç fazla oluyor o zaman arkadaşlar? 8 fazla mı oluyor? Evet. Cevap 8 oldu. Yani Ceyhan oldu cevabımız. Geldik 5'e. ABC üçgenini çizelim mi arkadaşlar? Şöyle bir ABC üçgenini çizelim bakalım. Çizdik ABC üçgenini. Sonra diyor ki AB 15, AC 13. ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik uzunluğu 12'ymiş. Hocam 5, 12, 13'ten 5 çıktı. 12, 15, 9, 12, 15'in yani 3, 4, 5'in 3 katından dolayı da burası 9 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? BC uzunluğunu alacağı değerler toplamı. Ha, hocam BC böyleyken 9, 5 daha 14 değerini aldı. Demek ki farklı bir durum daha oluyor. Biz burada yükseklik çizdik dikkat edersen. Yükseklik çizdiğinde kaç farklı durumla karşılaşabilirsin? Ya üçgenin içine düşüyordu ya da üçgenin dışına düşüyordu. Üçgenin dışına nasıl düşüyordu? Geniş açılı üçgende üçgenin dışına düşüyordu. O zaman burası ABC üçgeninde, burası 15, burası 12, 13 desek şöyle. Geniş açıda burası olsa, bizim yüksekliğimiz dışarı düşse daha hoş olmuyor mu? Oluyor. Bak bu durumda da, böyle bir durumda da karşılaşabiliyoruz. Arkadaşım yükseklik 12 mi? Evet, yükseklik, yani bu geniş açı olursa yükseklik dışarı düşebilir. 12-13'ün üçgeni 5-12-13. Sonra 12-15'in üçgeni 9-12-15. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. İşte bizden bu isteniyor. Şu uzunluk 4 ya da 14. Güzel bir soru. 14 ile 4'ün toplamı isteniyor. Cevap böylelikle kaç yapar? 18 yapar. Yani cevap 5. soruda Edremit oldu. Geldik 6'ya. Kübra öğretmen Elif ve Gökçil isimli iki öğrencisine 5, 6, 6, 10 cm uzunluğundaki 4 çubuğu yukarıdaki gibi vermiştir.
Daha sonra bu öğrencilerine uzunluğu 1 santimetreden büyük aynı uzunlukta birer çubuk daha vermiştir. E şöyle x santimetrelik bir çubuk versin ikisine de birlikte. Buna göre diyor Elif üçgen oluşturamazken Elif üçgen oluşturamıyor. Normalde üçgen oluştursaydı ne olacaktı? Bu 6 artı 5 ile 6 eksi 5 arasında olacaktı. Yani 1 ile 11 arasında olacaktı. E Gökşin de burada üçgen oluştursaydı ne olacaktı ki? Gökşin oluşturuyor galiba. Bu toplamları 16 ile farkları kaç yapıyor? 4 arasında olacaktı. E ben şimdi şunun oluşturmamasını istiyorum. Bunun oluşturmamasını istiyorum. Bunun da oluşturmasını istiyorum. O zaman bu aralıktan seçeceğim. Ama bu aralıkta olmayacak. O zaman 11'den büyük seçeceğim. Neler vardır 11'den büyük arkadaşlar? 11'den büyük. 12 var. 13 var. 14 var. Değil mi? 15 var. Doğru, 15 var. Ki bizden ne isteniyor? Verilen çubuğun uzunluğu en küçük ve en büyük tavsiye değeri isteniyor. O zaman ben 11'den büyük olan en büyük seçeceği sayıyı ne seçebilirim? 15 seçebilirim. Peki bu aralıkta sağlanacak. Yani bu aralıkta olacak ama bu aralıkta olmayacak. O zaman burada da en küçük ne seçebilirim arkadaşlar? Bu aralıkta olup da burada olmayan tabii ki işte 5 hocam burada da var. 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var mı? Bu aralıkta var ama bu aralıkta var mı? Yok. O yüzden en küçük sayıyı da 11 olarak seçerim. Toplamları da kaç yapıyor o zaman? 26 yapıyor. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar böylelikle. Evet geldik 7. soruya. Yalnız 2019 TYT'de çıkmış bir soru olduğu için telif hakkından dolayı ben çözemiyorum. Nereden çözeceğinizi, çözüme nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Şimdi 8'e gelelim. 8 ne diyor? Çevre uzunluğu 28 birim ve kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı ikizkenar üçgen vardır diye soruluyor. Arkadaşlar kaç farklı ikizkenar üçgen? A diyelim. Şuraya da buraya da ne kalıyor? Çevre uzunluğu 28 ise eğer 28-2A mı kalıyor? Evet. 28-2A'yı araya alalım. 28-2A toplamlarıyla farkları arasında olacak. Şu ikisinin toplamları 2A ile şu ikisinin farkları da 0 arasında olacak. Şu sağlı sollu girişelim. Hocam 0 küçüktür 28-2A. Buradan 2A küçüktür 28. A küçüktür 14 geldi. Şuna bakacak olursak da o zaman 28-2A küçüktür 2A'dan dolayı 28 küçüktür 4A. 7 küçüktür A mı oldu? Evet. Yani A'nın aralığı kaçla kaç arasında oldu o zaman? 7 ile 14 arasında oldu. Şimdi kaç farklı ikizkenar? Kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı ikizkenar üçgen çizilebilir diye soruluyor. O zaman ben A yerine 8 yazabilirim. 8 yazdığımızda buranın da bir değeri çıkacak. Sonra çünkü A'nın aralığı soruluyor bize. Ya kaç tane A varsa o kadar da ikizkenar üçgen vardır. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerlerini alır. Yani sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer alacaktır. Cevap Adana çıktı arkadaşım. Geldik 9'a. Bir üçgenin x köşesinin diğer köşelere uzantıları toplamı tx diye gösteriliyor. TA ve TB'yi vermiş. Hemen bir üçgen çizeyim şöyle. A, B, C. A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C diyecek olsam. TA demek ne demek? Diğer köşeler olan uzantıları toplamı. BA artı C demek. BA artı C'yi kaç vermiş? 12 vermiş. Sonra TB ne demek? Diğer köşeler olan uzantıları toplamı. A artı C'yi de 9 vermiş. AB uzunluğu yani C uzunluğu isteniyor bizden. Aslında C uzunluğu nedir? Toplamlarıyla farkları arasında. A artı B ile A eksi B arasında ama mutlak değerci olacak değil mi? E benden ne isteniyor? En küçük tavsiye değeri. Bunun en küçük tavsiye değeri şundan büyük olmak zorunda. O zaman ben mutlak değer içerisinde A eksi B'yi bulmak zorundayım. Ya da B eksi A'yı bulmak zorundayım. Elimde şu bilgiler var. Hocam A eksi B'yi ya da B eksi A'yı bulur muyum? Taraf tarafa çıkartırsam B eksi A geliyor. C'ler gidiyor. Neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. Hocam B eksi A 3 ise o zaman burada ne olacak? Şu A eksi B eksi 3'tür dışarı ya da 3 diye çıkacaktır zaten. Mutlak değerce ya da A eksi B mutlak değerce B eksi A'ya eşittir. Bu da 3'e eşit oldu. 3 küçüktür C oldu. O zaman arkadaşım C 3 küçüktür C olduysa C'nin de en küçük tam sayı değeri ne olacaktır? 4 olacaktır. Gerçekten güzel bir soru. Peki en büyük değeri istemiş olsaydı A artı B lazım olacaktı bana. Bunu taraf tarafa toplardım. A artı B'yi de C cinsinden yazardım arkadaşlar. Tamam. 9. soru güzel bir soru. Hoş bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Gerçekten mükemmel bir soru. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki haritada KLM şehirleri ile bu şehirleri birbirine bağlayan işte şu yollar verilmiş. Sabit hızla giden bir araç hiç mola vermeden K şehrinden L şehrine 5 saatte. Bak sabit hızla gidiyor. 5 saatte. O zaman şimdi sabit hızla 5 saatte 5x yol gidiyorsa 10 saatte ne kadar yol gidecektir? 10x yol gitmeyecek midir arkadaşlar? Çünkü süreyle gittikleri yollar doğru orantılı değil midir? Kesinlikle doğru orantılıdır. O zaman bu 5 saat 5x yol gittiyse burası da 10 saatte 10x yol gitmiştir. L şehrinden M şehrine.
Bu araç aynı hızla K şehrinden M şehrine kaç saatte gidebilir diye soruyor bize. Aynı hızla K şehrinden M şehrine kaç saatte gidebilir diye soruyor bize. Hadi bakalım. Şimdi burada şu yolun uzunluğunu biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Ya hocam burası 5x burası da 10x olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne olacak? Şuraya A diyecek olursam A toplamları farkları arasında 15x ile 5x arasında olacak. O zaman arkadaşlar buradaki aralığımız bu şekilde olacaksa 6x, 7x, 8x falan filan olabilir. O zaman bu 5x'e hani 5 saatte gidiyor ya, 6x'e 6 saatte gidebilir, 7 saatte gidebilir. Yani 6 ile kaç arasında olacak arkadaşlar? 14 arasındaki bir değer olacak. Şuna bakıyorum, bunlar değil. Bu evet, bu da 6 ile 14 arasında değil. K şehrinden M şehrine kaç saatte gidebilir diye soruluyor zaten bize. Gidebileceği saatlerde arkadaşlar 5 saat ile 15 saat arasında, o da sadece 8 saatçiklerde var. Cevap 8 yapar. Geldik son soruya. Dar açı verilmiş, geniş açı verilmiş. Fikri elindeki kalemleri ucu ucu ekleyerek farklı üçgenler oluşturuyor. 2 kırmızı ve 1 mavi kalem ile dar açılı, 2 kırmızı 2 mavi ile de geniş açılı üçgenler elde ediyor. Aynı renkteki kalemler eş ve kırmızı kalemin uzunluğu 10 santimetreymiş. Arkadaşlar 10. 10, 10. O zaman ben buraya x dersem burası ne oldu? 2x oldu. Ben burada hem geniş açıyı hem de dar açıyı kullanacağım. X kare ne küçüktür dar açının karşısındaki kenar? 10'un karesi artı 10'un karesi olacaktır. Yani x kare küçüktür. Kaç oldu arkadaşım? 200 oldu. Öbürüne bakacak olursak 2x'in karesi 4x kare büyüktür. 10'un karesi artı 10'un karesi. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? Bu da yazayım hatta. 100 10'un karesi artı 10'un karesinden dolayı. 4x kare büyüktür. 200 yaptı. 4'e bölsen x kare büyüktür. 50 yaptı. O zaman bizim x karemiz ne oluyor arkadaşlar? X kare ne ile ne arasında oldu? 200 ile 50 arasında oldu. 50 ile 200 arasında oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Mavi kalemin uzunluğunun alabileceği farklı tam sayı değerler isteniyor. Hocam karekökünü alsak. Karekökünü almayalım. Karekökünü aldığım zaman da, çünkü kök 50 tam sayı değil ya, tam sayıları bulacağım. 5 sağlıyor mu? Sağlamıyor. 6, 7 sağlamıyor. 7, 49 yapıyor çünkü. 8 alıyor, 9 alıyor, 10 alıyor, 11 alıyor, 12 alıyor, 13 alıyor, 14 alıyor. 14, 196 yapıyor. 15 alıyor mu arkadaşlar? 225 olmuyor. Yani x yerine 14 yazdığımızda 196 yapıyor. 15 yazdığımızda da 200'den büyük yapıyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer alacaktır. Yani bizden mavi kalemin uzunluğunun kaç farklı değer alacağı soruluyordu. Cevap böylelikle 7 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Böylelikle konuyu bitirmiş bulunuyoruz. Yani bu konu bitti. O zaman bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.